Herkese merhabalar. Mimarhane kanalından ben Ümit. Bugün size Rhino Graphopper kullanarak parametrik bir kabuk örtü nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim. Bu çalışmamızda içi boş U kesit formuna sahip bir modülden bir kabuk oluşumunu izleyeceğiz. Şu an Rhino'da modülümü verilemek istiyorum. Benim modülüm içi boş U kesit formuna sahip olacak. Bu modülü bir yüzey üzerinde dağıtarak parametrik bir kabuk oluşturacağım. Şu an Rhino'da modülümü oluşturuyorum. Bu modülü oluşturduktan sonra kendime bir yüzey de oluşturacağım. Bu yüzey üzerine bu modülü Grasshopper'dan dağıtacağım. Bu bana ne sağlayacak? Hem modülümün ebatlarını parametrik olarak değiştirebileceğim. Kesit, uzunluk, en gibi değerleri slider'lar ile kontrol etmiş olacağım. Şu an yüzeyimi oluşturuyorum. Yüzeyimi oluşturduktan sonra Grasshopper programını açarak bunları Grasshopper'da tanımlayacağım. Grasshopper'ımı açtım. Grasshopper'da Paneling Tools eklentisiyle yüzeyimi Surface olarak, modülümü ise Wrap olarak tanımlıyorum. Paneling Tools bölümünden kendime bir Surface Domain belirliyorum. Bu Surface Domain'e slider'lar ekleyerek X ve Y eksenlerindeki oluşacak modül sayılarını belirleyeceğim. Şu an parametrelere baktığımızda X ve Y'de bir grider halinde modüllerin yerleşeceği noktaları ayarlıyorum. Sonra offset grid'den modülümün et kalınlığını belirleyeceğim. Modülümün değil aslında, surface'in et kalınlığını belirleyeceğim. Bu et kalınlığına göre modüllerim bu yüzey üzerinde dağılmış olacak. Et kalınlığını da belirledikten sonra Morph 3D ile artık draplerimi yüzey üzerinde oluşmasını sağlayacağım. Drap olarak tanımladığım modüller oluştu gördüğünüz gibi. Oluştuktan sonra bunu SketchUp veya 3DMax gibi programlara export etmek için burada bake etmem lazım Rhino'ya bunu. Şu an çünkü sadece bir simülasyon olarak Grasshopper'da oluşmuş durumda. Bunları bake ettikten sonra artık bu oluşturduğum modeli rahatlıkla SketchUp programında olsun, diyelim 3D programlarda kullanmış olabileceğim. Bake işlemini de gerçekleştikten sonra modülüm artık yüzey üzerinde dağılmış şekilde gördüğünüz gibi. Bunu oluşturduktan sonra görselleştirmesini Lumion üzerinden yapmış olacağım. Bugün anlatacaklarım aslında bu kadar. Rhino ve Grasshopper'da diğer çalışmalarımız da gelecektir.